Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca danssiz deyin kanda Bu da sana ders olsun Dersizde yine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Bugün kenar ortayla ilgili öğretici test 1'i çözeceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz şekilde. Şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. AD uzunluğumuz 6 kök 2, DC uzunluğumuz 6 santim. Bize FT uzunluğuyla TG uzunluğunun toplamları kaçtır diye sorulmuş. Şimdi G noktası ağırlık merkezi olabilmesi için kenar ortayların kesim noktası olması lazım. O yüzden F noktası, E noktası ve D noktası orta noktadır. Burası 6 santim. Şu kenar uzunluğuyla şu kenar uzunluğu, şunla da şu birbirine eşit. Şimdi Orta noktaların birleşmesi arkadaşlar orta tabanı oluşturur. Şunla şu birbirine paraleldir. Aynı zamanda FT uzunluğu şu altının yarısı 3 santime eşittir. Birinci uzunluğumuzu bulduk. Şimdi bir de ağırlık merkezi kenara bir birim köşeyi iki birim şeklinde ayırmalar yapar. AD uzunluğu toplamda 6 kök 2 idi. Şuradaki uzunluğumuz 2 kök 2. AG uzunluğu ise toplamda 4 kök 2 eşittir. Ama E noktası orta nokta olduğundan dolayı AT'ye kadar 3 kök 2 ondan sonra da 3 kök 2 olacaktı. O yüzden burası 3 kök 2 burası da kök 2 olur. TG uzunluğumuzda kök 2 bulduk. O zaman doğru cevabımız 3 artı kök 2'dir. Yani Bursa'dır. İkinci sorumuz şekilde. Şekilde D noktası ABC üçgeninin G noktası ADC üçgeninin ağırlık merkezidir. BE uzunluğu 9 santim olduğuna göre DG uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Öncelikle içerideki küçük üçgenden başlayacağız. AD, ADC üçgenin ağırlık merkezi G noktası olduğuna göre şimdi kenara bir birim köşeye iki birim şeklinde paylaştıracağız. Bu uzunluğu 2x yapalım. Bu uzunluğumuz x olsun ama biz istenilen uzunluğu bulabilmek için bunu 2 ile çarpalım. Şimdi büyük üçgenin D noktası ağırlık merkezi ise Burası bir birimse BD uzunluğu bunun 2 katı olacaktı. O zaman burası 6x olur. Toplamda BE uzunluğumuz 9x'e eşit. Bu da 9'a eşitmiş. X buradan 1 santim bulunur. Biz 2x'i bulacaktık. O yüzden doğacağımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkezi. AG uzunluğu 5, GC uzunluğumuz 12 santim olduğuna göre BG uzunluğu x kaç santimdir diye soruyor. G noktası ağırlık merkezi ise kenar ortayların kesim noktası bu noktadır arkadaşlar. O yüzden biz B noktasından bir uzunluk çizip bu da G, G'den geçip AC'ye giderse kenarı ortalayacak. Şimdi bir de AGC üçgeni özel üçgen 5, 12, 13 üçgeni. O yüzden biz şuradan bir uzunluk indirirsek bu kenara ortay olacaktır. Burası 13 bölü 2. Burası da 13 bölü 2 olur. Bir de 90 dereceden kenar orta indiğimizden dolayı bu üçlü birbirine eşit olmak zorundadır. Muhteşem üçlü. Burası da 13 bölü 2'ye eşit. Şimdi buradaki uzunluk bir birimse buradaki uzunluk onun iki katı olacaktı. O yüzden x'imiz 2 çarpı 13 bölü 2'den 2'ler sadeleşir. x 13 santim olarak bulunur. Doğacağımız denizlidir. Dördüncü sorumuz şekilde, şekilde F noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi, AF uzunluğu 10, FE uzunluğu 3 santim olduğuna göre DC uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi F noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı kenara bir birim, köşeye iki birim şeklinde uzunlukları parçalar. Burası 3 santim ise burası 6 santim olacaktır, iki katı. Şimdi F noktasından uzunluk çizersek, BC'ye doğru, Şimdi kenarı ortalayacaktır ağırlık merkezinden geçtiğinden dolayı. Bir de 90 dereceden biz e, kenar orta indiğimizden dolayı muhteşem üçlü oluşacaktır. Bu üç uzunluk birbirine eşittir. Şimdi burası 10 santim ise ağırlık merkezinden dolayı oranlardan dolayı burası yarısı 5'e eşit. Bunların her biri de 5 santime eşit olacak. Dikkat ederseniz BFC üçgeni hipotenüs uzunluğu 10, dik kenar 6 diğer dik kenar 6 8 10 üçgen olacağından burası 8 santim olur. F noktası ağırlık merkezi olduğundan şu uzunluğumuz da 8'in yarısı 4'e eşit. DC uzunluğumuz ise 4 artı 8'den 12 santim olarak bulunur. Cevabımız C hanır. Beşinci sorumuz şu şekilde şekildeki ABC üçgeninde D, DEF bulundukları kenarların orta noktaları ED uzunluğumuz 5, ET uzunluğumuz 3 olduğuna göre AF uzunluğuyla AD uzunluğunun toplamı kaçtır? Şimdi orta noktalarımız var. E, D, F. O zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bu kenarla bu kenar. Bu kenarla da bu kenar birbirine eşit. Şimdi orta noktaların birleşimi olan D ile E'yi birleştirirsek DE orta taban olur. Bu kenarla bu kenar birbirine paraleldir. Şimdi burası 5 santim ise orta taban AC uzunluğumuz bunun iki katına eşit olacak. Burası 10 santim. AF ile FC birbirine eşit olduğundan onu da ikiye böldüğümüz zaman her bir uzunluğumuz 5 santim olacak. AF uzunluğunu bulduk. Şimdi AD uzunluğuna geçeceğiz. Dikkat ederseniz F ile E birleştiği zaman yine orta noktaların birleşimi paralel olacaktır. AB ile EF birbirine paraleldir. Şimdi aynı zamanda yine bu paralellik şuradaki üçgende yapılabilir. Burası 3 santim ise burası 6 santim olacaktır. 2 katı. Bu kenarda AD uzunluğuna eşit işte olacağından burayı da 6 olarak bulduk. 5 ile 6'nın toplamından sonuç 11 eşittir. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Son sorumuz arkadaşlar şu şekilde şekildeki ABC üçgeninde bazı eşitliklerimiz var. PQ uzunluğu 6 santim olduğuna göre AB uzunluğu nedir diye sorulmuş. Şimdi biz AT uzunluğuyla TF uzunluğuna x dersek FC uzunluğumuz 2x olacak. Diğer eşitlikte de bu uzunluklara y dersek bu uzunluğumuz 2y'ye eşit. Burası y, burası y, burası 2y. Dikkat ederseniz F noktasıyla E noktası orta noktalar. Orta noktaların birleşimi olan EF uzunluğu bu uzunluğa paralel olacaktır. Aynı şekilde bu birleştirilen noktalar yine paylaşım olarak eşit olduğundan dolayı bu uzunluklar hep birbirine paraleldir. Yani şunla şu birbirine eşit, şunla da şu birbirine eşit olacaktır. O yüzden burası 6 santim ise orta tabandır. D, E, F üçgenine göre o yüzden şurası 12 santim olur. Şimdi büyük üçgende bakarsak ABC üçgeninde yine EF orta taban olduğundan burası 12 santim ise AB uzunluğumuz bunun iki katı olan 24'e eşit olacaktır. Doğru yanıtımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlar bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.